Merhaba arkadaşlar, 23. testte birlikteyiz. Ekolojiden yine devam ediyoruz. Diyor ki, aşağıda azot döngüsü şema ile gösterilmiştir. Yukarıda şematize edilen azot döngüsünde harflendirilen bölümler için hangisi doğrudur diye soruyor bize. Arkadaşlar bakın, baklagil bitkisi burada A'da ne yapmış? NO3'ü yani amonyağı, e, pardon, nitrat tuzlarını bağlamış. Bakın bu bir nitrifikasyon olayıdır. Nitrifikasyon olayı. E, nitrifikasyon olayında kim görevlidir? Baklagin bitkisinin kökünde bulunan Rehizobium bakterileri. Rehizobium bakterileri bu bakteriler baklagin bitkisiyle e, mutualist olarak yaşarlar. Bakteri baklagin için amonyak bağlar toprağa pardon amonyak demişim azot bağlar toprağa baklagin de bakteriye ne verir? Besin verir. Daha sonra burada atmosfer azotu yine bir şekilde bağlanmış. Bu olay da yıldırım şimşek gibi olaylar arkadaşlar. Yani doğal afetler diyebiliriz. Daha sonra C'ye geliyorum. Bakın ayrıştırıcılar C olayıyla amonyak e, ayrıştırdılar. Buradaki olay zaten ayrıştırma olayıdır. Daha sonra D ve E olaylarında amonyak nitrite nitrite nitrata dönüştü. Bakın şu iki olay nitrifikasyon olayıdır. Yani nitrat tuzuna çevirme olayıdır. Nitrifikasyon. F olayı ise tam tersi. Atmosfere azotun verilmesidir arkadaşlar. Denitrifikasyondur. Denitrifikasyon. Diyor ki ABC olayları toprak verimliliğini düşürür. Hayır arkadaşlar. Neden düşürsün? Toprağa azot bağlıyor. ABC olayları o yüzden toprak verimliliğini artırır, düşürmez. C olayını kemosentetik canlılar gerçekleştirir. C'ye bakıyorum. Hayır, ayrıştırıcılar nelerdir arkadaşlar? Bakteriler, mantarlar. Bunlar kemosentez yapmazlar. D ve E olaylarını gerçekleştiren canlılar ototrof beslenir. Evet bakın D ve E olayını yapan nitrifikasyon bakterileri kemosentez yapan bakterilerdir. Kemosentez nedir? Kendi besinini üretme yani ototroftur. O zaman C şıkkı doğrudur. F olayı nitrifikasyondur demiş. Hayır biz ne dedik? Denitrifikasyon dedik. Yanlış. A olayında saprofitler görev alır. A olay için ne yazdık arkadaşlar? Rizobium bakterileri dedik. Yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci soru. Aşağıda azot döngüsü sırasındaki bir dizi reaksiyon gösterilmiştir diyor. KLM olaylarını soruyor bize arkadaşlar. Bakın proteinden ne yapmış? Proteinden aminasite dönüştürmüş. Daha sonra da amonya dönüştürmüş. Arkadaşlar bu olay nedir? Ayrıştırma olayıdır hem ayrıştırma olayıdır. Ayrıştırma ile birlikte solunum da yapılmıştır. Solunum sonucunda da ne açığa çıktı? Amonyak. İkincisinde bakın amonyak nitrite ve nitrata dönüşmüştür. Bu olay da nitrifikasyon olayıdır arkadaşlar. Nitrifikasyon olayı ile olayı. Daha sonra da bakın buradaki azot tuzları neye dönüşüyor? En son azot gazına dönüşüyor. Yani atmosfere gidecek. Bu da denitrifikasyon olayıdır. Yani cevabımız B şıkkı olur. Ayrıştırma solunum nitrifikasyon, denitrifikasyon şeklinde gider. Üçüncü soru. Bir baklagil bitkisinin toprak üstü ve toprak altı görünümü aşağıda verildiği gibidir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar şuradaki K baklagillerin kökünde yaşayan rhizobium bakterileridir. Diyor ki baklagil bitkisi atmosfer azotunu doğrudan kullanarak asit üretebilir. Hayır arkadaşlar doğrudan kullanamıyor. O yüzden bu yanlış. K nodül olup içerisinde bitkiyle mutalis yaşayan bakteriler vardır. Evet arkadaşlar. rizobiyum bakterilerinin oluşturduğu bu topluluklara nodül deniliyor. Doğru. Baklagil bitkisi topraktaki kullanılabilir azot miktarının artmasına yardımcı olur. Ee, aslında bir nevi doğrudur. Hani birliktelik yaşadığı e, rizobin bakterileri sayesinde kullanılabilir azota yardımcı oluyor arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 denizli şıkkı olur. Küresel ısınmanın olası etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Büyük buz kütlelerinin erilmesi, evet. Deniz seviyesinin yükselmesi, kütleler eridiği için deniz seviyesi yükseliyor arkadaşlar. Kıyı bölümlerinin su altında kalması, ekosistem iklimlerinin değişmesi, evet değişiyor. Habitat çeşitliliğinin artması, bu iyi bir şeydir. Aslında küresel ısınma nedir? Kötü bir şeydir arkadaşlar. O yüzden E şıkkı yanlış olur. 5. soru topraktaki amonyak e, NO3 pardon nitrat miktarının artmasında diyor hangileri etkilidir? Bu arada bu amonyumdur yanlış söyledim. Şimşek yıldırım olayları evet. Nitrifikasyon faaliyeti bu da olur arkadaşlar. Ama denitrifikasyon olmaz. Neden? Çünkü denitrifikasyon atmosfere azot verme olayıdır. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olur. Altıncı soru. Karbon döngüsünde yer alan organizmalarından hangileri atmosfere karbondoksit salınımı yapabilir? Arkadaşlar karbondoksit salınımı yapabilmesi için solunum yapması lazım. E tüm canlılar solunum yapmıyor mu? Yapıyor. O zaman bunların hepsi atmosfere karbondoksit verebilir. Cevabımız E şıkkı olur. Ekosistemde gerçekleşen su döngüsü ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Yeryüzünde suyun büyük bir bölümü deniz ve okyanuslarda bulunur. Doğru. Canlılardaki solunum ve terleme olayları sonucunda atmosfere gaz halinde su verilir. Doğrudur arkadaşlar. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla yağmur ve kar olayları gerçekleşir. Doğru. Atmosferik oksijenin oluşumunda suyun önemi yoktur demiş. Bakın bu yanlış olacak. Nedenini açıklayacağım. Diğerini de okuyalım. Karasal ekosistemdeki fotosentetik canlıların çoğu Fotosentez için gerekli olan hidrojeni sudan karşılar. Evet arkadaşlar. Şimdi D şıkkı neden yanlış oluyor? Atmosferik oksijen nasıl oluşuyor? Fotosentez sayesinde. Fotosentezin denklemi nedir? Karbondioksit artı su, besin artı oksijen şeklinde oluşuyor. Bakın karbondioksitteki karbon ve oksijen besinin yapısına katılır. Sudaki hidrojen besinin yapısına katılır ama sudaki oksijen nereye gider? atmosfere gider. Atmosferdeki oksijen de solunum sırasında nereye gelir? Suyun yapısına gelir. Yani tam tersi bir olay vardır. Ve bu durumda atmosferik oksijenin oluşumunda suyun önemi vardır arkadaşlar. Hem de çok büyük bir önemi vardır. O yüzden değişikliği yanlış olur. 8. soru. Çürükçül canlıların ayrıştırma işlemini gerçekleştirirken gözlenen olayları verilen hangi sıraya göre gerçekleşir diye sormuş bize. Diyor ki okuyalım sırasıyla. Egzositozla hidrolitik enzimlerin hücre dışına gönderilmesi, polimer maddelerin yapı taşlarına ayrıştırılması, hücre içine difüzyonla amino asit alınması, amino asitlerin kullanılması sonucu amonyak üretilmesi, difüzyonla hücre dışına amonya katılması. Arkadaşlar baktığınız zaman değil mi direkt sırayla gerçekleşiyor. İlk önce enzim gönderilir, daha sonra polimer maddeler yapı taşlarına ayrıştırılır. Sonra buradan amino asitler alınır. Amino asitler yıkılması sonucunda amonyak üretilir ve sonra da o amonyak dışarı atılır. Yani direkt sırasıyla yazmış bize cevabımız A olur. 9. soru. Doğada gerçekleşen karbon döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. Kahveli olaylar için diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar organik besin monomeri bakın karbondioksit organik besin monomerine dönüşmüş. O zaman bu olay nedir? Fotosentezdir organik besin monomeri de dönüşmüş. Bu olay nedir? Solunumdur. Birbirinin tam tersi olaylar. Diyor ki K sadece ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. Evet arkadaşlar. Sadece fotosentezi kim yapıyor zaten? Ototrof canlılar yapıyor. L diyor sadece heterotrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. Hayır. Tüm canlılar solunum yapar. Unutmayın bu yanlış. K sadece fotosentez. L ise sadece oksijenli solunum yoluyla gerçekleşir. Arkadaşlar doğrudur. Çünkü kemosentez sırasında ee, karbon karbondioksit kullanılıyor doğru. Ama organik besin monomeri oluşturulurken bunu canlılar kullanamıyor. Sadece kendisi kullanıyor. Daha sonra ayrıca organik besin monomeri de sadece oksijenli solunum yapan canlılarla olur. Ama aslında bu durumda yanlış almamız lazım. Evet. Burada L'nin sadece oksijenli solunum yoluyla gerçekleştiği doğru ama K'nın sadece fotosentezle değil kemosentezle de olabileceği vardır arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı yalnız bir olur. Atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına diyor hangileri neden olabilir? Karbondioksit miktarının artması fosil yakıt tüketiminin artması. Evet karbondioksiti artırır. Orman yangınlarının artması. Arkadaşlar Orman yangınları neyi artırıyor? Karbon monoksit gazını artırıyor. Bakın karbon monoksit yani CO'yu artırıyor. Karbondoksit değil. Bitki florasının azalması. Bitki florası azalırsa karbondoksit kullanılmaz. Dolayısıyla karbondoksit miktarı artar. Cevabımız C şıkkı olur. Azot döngüsünün nitrifikasyon aşaması şematize edildiği gibidir. Bakın amonyaktan nitrit, nitritten de nitrat oluşmuş. Diyor ki buna göre A ve B basamaklarında görev alan organizmalarla ilgili. Arkadaşlar bunlar kemosentez yapan canlılardır. Kendi besinlerini kendi üretir. İnorganik kimyasalları oksitleyebilir. Evet kemosentez yaparken bunu yapıyorlar. Prokaryot hücre yapısına sahiplerdir. Evet kemosentez yapan canlılar sadece prokaryot canlılardır. Bazıları. A. Nitratlaşma. B nitritleşmeye neden olur. Hayır tam tersi. A nitritleşme çünkü amonyaktan nitrit oluşuyor. B de nitratlaşma amon, e, nitritten nitrat oluşuyor arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olur. Böylece bu testin sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.